Efendim merhabalar, TRT Haber ekranlarına sıcak haberin son bölümüne hoş geldiniz. Gelişmeleri aktaracağız. Önümüzdeki 2 saat boyunca bu ekranlarda birlikte olacağız efendim. Hemen günün en sıcak başlığıyla başlayalım. NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasındaki görüşmeler, Ankara'da gerçekleşen görüşme sona erdi sevgili seyirciler. İki ülkenin teknik heyetleri bir araya gelmişti bu görüşmede. Biz de şimdi yaklaşık 5 saat süren bu görüşmeye ilişkin son notları almak üzere bağlantımızı yaparak başlayalım. Fatih Oruk karşımızda. Fatih, notlarını merak ediyoruz ama bir taraftan toplantıyla ilgili resmi kanallardan bir açıklama gelecek mi? Bunu da sormak istiyorum. Evet, senin de bahsettiğin bu önemli görüşme Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinde yaptığımız yayınlarda uzun bir görüşme olmasını bekliyoruz demiştik ve beklentilerimiz doğrultusunda 5 saatlik bir görüşme gerçekleşti. Önce heyetlerle ayrı ayrı görüşüldü. Türkiye heyeti, Finlandiya heyetiyle, sonra İsveç heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Devamında şu formatta heyetler arası görüşmeler yapıldı. Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık etti. Heyette diplomatların yanı sıra istihbaratçılar, hukukçular, danışmanlar yer aldı. Diplomatlar yer aldı, askerler yer aldı. Ve dediğimiz gibi bu görüşmeler 5 saat sürdü. Görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın saatler 19.30'u gösterdiğinde bir açıklama yapacak, bir basın toplantısı düzenlenecek ve heyetler hangi konularda uzlaşmaya vardı, hangi konularda uzlaşmaya varamadı, bunları kendisinden öğrenme fırsatı bulmuş olacağız. Peki Türkiye'nin hassasiyetleri, kırmızı çizgileri nelerde? Bunları hatırlatmakta fayda var. İsveç'e NATO'nun, İsveç'e Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci başladığı andan itibaren Türkiye kırmızı çizgilerin hassasiyetleri gündeme getirmişti. Bunlardan ilki terör örgütlerine siyasi ve askeri desteğin kesilmesi ki burada YPG'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu, bu iki örgütün ayrı örgütler olarak kabul edilmeyeceği net bir şekilde ifade ediliyordu. Bugünkü görüşmelerde bu görüşün net bir şekilde yine İsveç ve Finlandiya tarafına iletildiği belirtiliyor. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya'dan bu örgütlere bağlı, aynı zamanda FETÖ'ye bağlı vakıf ve derneklerin kapatılması, iadesi istenen teröristlerin iadelerinin bir an önce gerçekleşmesi ve İsveç ve Finlandiya sokaklarında terör örgütü bayraklarıyla gösteri veya yürüyüş yapılmasının ifade özgürlüğüyle bağdaştırılamayacağı da yine bugünkü görüşmelerde net bir şekilde iletilmiş oldu. Tabii savunma sanayi alanında da beklentiler vardı. Savunma sanayi alanındaki beklentilerin müttefiklik ruhuyla uyuşmadığı için bir an önce kaldırılması, Türkiye ile savunma sanayi alanında işbirliği yapılması da yine Ankara'nın görüşüydü. Bu görüşte bugünkü görüşmelerde karşı tarafa, İsveç ve Finlandiya heyetine iletilmiş oldu. Tabii Ankara'nın beklentileri bunlardı. Kırmızı çizgileri bunlardı. İsveç ve Finlandiya heyetleri de dün gece saatlerinde Ankara'ya geldiler. Çantalarında çözüm önerileri vardı kendi görüşleri doğrultusunda. Bugün bu önerilerini Türkiye heyetine iletme fırsatı bulmuş oldular. Dediğimiz gibi bu uzun görüşme, bu kritik görüşme yaklaşık 5 saat sürdü. Önce Finlandiya, sonra İsveç heyetiyle görüşüldü. Devamında üçlü formatta bir görüşme gerçekleştirildi. Ve saatler 19.30'u gösterdi de gözler artık yine Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşmeye dair detayları kamuoyuyla paylaşacak. Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısında şehit olan 5 askerimiz memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler için ilk tören Hakkari'de düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar katıldı. Törenin ardından şehitler memleketlerine uğurlandı. 25 yaşındaki piyade uzman çavuş Bican Kapılay için Hatay'ın İskenderun ilçesinde Nihal Atakaş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin naaşı İskenderun şehitliğine defnedildi. 25 yaşındaki şehit piyade sözleşmeli er Celal Tekedereli için Malatya'daki şehir mezarlığında cenaze namazı kılındı. Şehit askerin cenazesi şehitlikte toprağa verildi. Şehit piyade uzman çavuş Onur Doğan için Ankara Kızılcı Hamam'da tören vardı. 24 yaşında olan şehit Berçin Çatak Mahallesi'nde uğurlandı. 28 yaşındaki piyade uzman çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi ise Kütahya Simav'daki törenin ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. 28 yaşındaki şehit Teğmen Abdülkadir Güler de baba ocağı Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi Akdeniz Üniversitesi Camii'nde kılınan namazın ardından Antalya Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.
Sevgili seyirciler, sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durumu paylaştı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini söyledi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor sevgili seyirciler. Irak ve Suriye'deki son operasyonlarda 10 terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurt içinde yürütülen operasyonlardaysa biri yeşil, diğeri gri listede aranan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bunların elemanları dahil başta olmak üzere hepsinin telaş içinde olduğu, panik içinde olduğu, büyük bir endişe içinde olduğunu görüyoruz. Artan bir şiddet ve artan bir tempoda taarruzi ruhla bu operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattında yaptı bu açıklamayı. Pençe Kilit Operasyonu'nu yerinde takip eden Akar, operasyonla ilgili son bilgileri paylaştı. Bu yoğun mücadele çerçevesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü aştı. Ve tabii bunlar bilinenler. 5 askerin şehit edildiği bölgede operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ediyor. Teröristlerin saklandığı alanlara tek tek giren komandolar çok sayıda mühimmat, araç gereç ele geçirdi. Mağaralarda İsveç yapımı AT-4 tank savar, televizyonlar, uydu alıcıları, ısıtıcılar, jeneratörler ve yaşam malzemeleri de bulundu. Odalara bölünen mağaralardan birinin çok katlı olduğu, merdivenle alt katlara erişimin sağlandığı belirlendi. Bu mağaranın örgütün sözde yöneticileri tarafından kullanıldığı değerlendiriliyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden diğer operasyonlarda da saldırı hazırlığı yapan 10 terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de teröristlerle mücadele sürüyor. Eren Abluka 12 operasyonu kapsamında Osmaniye kırsalında çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Mehmetçiğin Amanoslar'da yürüttüğü operasyon kapsamında örgütün sözde üst düzey yöneticiler arasında olduğu tespit edilen 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan ve sözde Amanos sahası üst düzey sorumlusu olarak faaliyet yürüten Hakim Bedri olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen diğer terörist Beraat Bozdemir ise gri kategoride aranıyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teröristlerin döktüğü kanın yerde kalmayacağını vurguladı. Teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecek dedi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Bahçeli terörle huzur arasında saklanacak üçüncü bir alanın kalmadığını söyledi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Teröristlerin döktükleri kanın yerde kalmayacağını vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'ye silah çekenlerin sonlarını hazırladıklarını söyledi. Terörle mücadele, haklı, hukuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe, durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir. Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Pençe Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi. Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir. Sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekün düşmanıdır. Düşmana merhametse mazlumlara ihanettir. MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelede sonuca yakın olduğuna dikkat çekti. Kenetlenmiş milli varlığımız her saldırıyı bertaraf edecek ifadesini kullandı. Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır. Afrin'de üzerinde patlayıcı düzeneğiyle yakalanan iki kadın teröristten birinin ifadesine TRT Haber ulaştı. Kuryelik yapacağını sanan teröristin üzerindeki bombadan habersiz olduğu ortaya çıktı. Kadın teröristin üzerindeki düzenek patlamak üzereyken yakalandığı ve büyük bir facianın önüne geçildiği öğrenildi. Terör örgütünün hain emelleri için kuryelik yapacağını zannediyordu. Oysa ki kendisi de hedefti. Büyük facia son anda önlendi.
Suriye'de geçtiğimiz hafta PKK-YPG'li iki kadın terörist Münbiç'ten Afrin'e geldikleri esnada üzerlerinde patlayıcı düzeneğiyle yakalanmıştı. Teröristlerin ilk ifadesine TRT Haber ulaştı. Üzerinde canlı bomba yeleğiyle yakalanan Müne El Savaş, kendisine verilen görevin yalnızca yeleği taşımak olduğunu söyledi. Bana bomba yüklü bir yeleği Afrin'deki gizli hücre yapılanmasına teslim edeceğim söylendi. Bunu yapmam karşılığında 1500 dolar vereceklerdi. Bana sen kadınsın, yolda yerel polisler seni aramaz dediler. Para için kabul ettim. Afrin'e gittiğinde bizi telefonla ara, sana milisleri göndereceğiz dediler. Canlı bomba yeleğindeki iki ateşleme düzeneğinden biri Muna El Savaş'ın elindeydi. Diğeri ise cep telefonu sistemiyle Afrin'deki teröristlerin kontrolünde. Ancak iddiasına göre cep telefonuyla Afrin'e bağlanan ikinci ateşleme sisteminden haberi yoktu. Kadın terörist, Afrin'in Eşrefiye mahallesine gittiğinde telefonla Afrin'deki teröristleri arayacağı esnada yakalandı. Görevinin canlı bomba yeleğini Afrin'deki teröristlere teslim etmek olduğunu sanan Muna El Savaş, eğer Afrin'e telefon etseydi hem kendisi hem de çevresindeki sivilleri havaya uçuracaktı. Teröristi, Münbiç yolundan gelişinden itibaren takibe alan istihbarat birimlerinin dikkati bir faciayı önledi. Efendim, Türkiye'den İsrail'e 15 yıl aradan sonra ilk ziyaret gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'de mevkidaşı Yair Lapid'le bir araya geldi. Çavuşoğlu, ilişkilerimize yeniden enerji kazandırma konusunda hemfikiriz dedi. Filistin-İsrail meselesine de değindi elbette. Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümü desteklediğini söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid de ilişkilerde yeni bir faslın açıldığını ifade etti. Kudüs'le ilgili, Harem-i Şerif'le ilgili hassasiyetlerimizi paylaştık. Türkiye, diyaloğa yönelik olarak çabalara katkıda bulunma yönünde sorumluluk almaya hazırdır. Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'in ardından İsrail'e geçti. Ankara-Tel Aviv ilişkileri, bölgesel konular ve İsrail-Filistin meselesi. Hepsi masadaydı. Çözüm önerisini bir kez daha dile getirdi. Birleşmiş Milletler parametreleri içerisinde iki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek yol olduğuna inanıyoruz. Çavuşoğlu önce Batı Kudüs'teki Yad Vashem Holocaust Anıt ve Müzesi'ni ziyaret etti. Daha sonra İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmelerin samimi bir ortamda geçtiğini söyledi. Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeniden enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaların toplantılarını yeniden oluşturmaya ve sivil havacılıkla görüşmeleri yeniden başlatma konusunda hemfikir olduk. İsrail'le ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirtti. Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak birbirlerinin en çok ticaret yaptığı 10 ülke arasında. Yaşadığımız zorluklara rağmen, Covid gibi ve geçmişteki farklılıklarımıza rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmıştır. Geçen sene iki taraflı ticaret hacmimiz 8 milyar dolara aşmıştır. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid de her zaman diyaloğu ve işbirliğine nasıl geri döneceğimizi bildik. Uzun geçmişe sahip milletler her zaman bir faslı kapatıp yeni bir faslı açmayı bilirler. Burada yaptığımız bu dedi. Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail Bölgesel Kalkınma Bakanı Esafi Frej'le de görüştü. Ardından Çavuşoğlu, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. Rusya-Ukrayna savaşında 3 ay geride kaldı. Rusya'nın saldırıları Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Ukrayna Başsavcılığı son saldırılarda 4 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya, Herson ve Zaporijya'da yaşayanların vatandaşlığa geçişini kolaylaştırıyor. Rusya lideri Putin ilgili kararnameyi de imzaladı. Rusya'nın Ukrayna saldırılarında 4. aya girildi. Son günlerde saldırılar Donbas bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Yaklaşık 15 bin sivilin hala Donbas'ta olduğu belirtiliyor.
Donetsk ve Luhansk'a yönelik son saldırılarda 14 sivil hayatını kaybetti. 15 kişi yaralandı. Rus ordusu Ukrayna'nın Kiriv Rih bölgesinde bir sanayi tesisini de füzeyle hedef aldı. Zaporijya'ya ise 4 roketli saldırı düzenlendi. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ukrayna Başsavcılığı çocuk kayıplarına ilişkin verileri paylaştı. Son 24 saatte biri Harkiv'de, 3'ü Mariupol'de olmak üzere 4 çocuk yaşamını yitirdi. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bugüne ise toplam 433 çocuk hayatını kaybetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın kayıplarına ilişkin bilgileri güncelledi. 29.450 Rus askerinin öldüğü, 1.305 tank ve 3.213 zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı. Ukrayna İstihbarat Servisi de yıl sonuna kadar Kırım topraklarının Rus işgalinden kurtarılacağını belirtti. Moskova'dansa sahada demografik yapıyı etkileyecek bir adım geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına geçişini kolaylaştıran kararı imzaladı. Rusya'nın saldırılarında Herson'un tamamıyla Zaporijya'nın bir bölümü Rus ordusunun kontrolüne geçmişti. Herson'un referandumla Rusya'ya katılacağı yönündeki iddialar hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna halkı kendi kaderini kendisi belirleyecek demişti. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir silahlı saldırı haberi daha geldi. Saldırının adresi bu kez Teksas'ta bir ilkokuldu. Amerika Birleşik Devletleri basını katliamda 19'u çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 18 yaşındaki saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. ABD Başkanı Biden saldırının ardından silah lobisiyle mücadele çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı saldırı sebebiyle taziye mesajı yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri ilkokul katliamıyla sarsıldı. Teksas eyaletinde Uvalde kentindeki Robb İlkokulu'nda ateş açıldı. ABD basını saldırıda 19'u çocuk, ikisi yetişkin olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Salvador Ramos isimli 18 yaşındaki saldırganın olaya müdahale eden polisler tarafından öldürüldüğü belirtildi. Lise öğrencisi saldırganın olay öncesi büyük annesini de vurduğu açıklandı. ABD Başkanı Biden katliamın ardından ulusa seslendi. Why are we willing to live with this carnage? Başkan olunca bu konuşmayı yapmamayı ümit ediyordum. Artık yoruldum. Tanrı adına ulus olarak ne zaman silah lobisine karşı duracağız? Şimdi eyleme geçme zamanı. Biden, cumartesi gününe kadar bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi. Teksas Uvalde'de Robb İlkokulu'ndaki katliam sonrası Beyaz Saray ve federal kurumlarda bayraklar yarıya indirildi. Birleşik Devletler ilkokul öğrencileri ve öğretmenlerinin yasını tutuyor. Ülkede bireylere silahlanma özgürlüğü tanıyan anayasanın ikinci ek maddesinde düzenleme çağrıları artıyor. Otomatik tüfek satışına sınırlama getirilmesi ve silah satılmadan önce kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapılması birçok kişinin ortak isteği. Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanma, tarihsel ve sosyoekonomik sebepleri olan kronik bir sorun. 330 milyon nüfusu ülkede evlerde yaklaşık 400 milyon silah bulunuyor. Başkan Biden, silahlanmanın durdurulması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını taahhüt etse de Kongre beklenen yasaları çıkarmıyor. Buna silah lobisinin ABD Kongresi üzerindeki etkisinin sebep olduğu belirtiliyor. Türkiye, Amerikan halkının acısını paylaştı. Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı taziye mesajında Amerikan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi. Sevgili seyirciler, hatırlayacaksınız, Amerika Birleşik Devletleri'nde Mayıs 2020'de ülke tarihinin en önemli olaylarından biri yaşandı. Siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken ölmesi büyük protestoların fitilini ateşledi. Bu öfke zamanla şiddet eylemine dönüştü. Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru 22,5 yıl hapis cezası aldı ve ülke tarihiyle yüzleşti. Efendim, TRT Haber işte tüm bu sürece tanıklık etti ve sizler için özel bir haber hazırladı. Breathe, breathe. Breathe.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 Mayıs 2020'de Minneapolis şehrinde polis sahte para ihbarı üzerine verilen adrese gitti. Burada bir şüpheli yakalandı, elleri arkadan bağlandı, yere yatırıldı ve polis dizini boynuna bastırdı. Gözaltı prosedürüne göre bu rutin uygulamaydı ama bu uygulamanın şüpheli etkisiz hale getirilene kadar yapılması gerekiyordu, ölene kadar değil. Son sözleri bu oldu. George Floyd'un beyaz polisin dizinin altında nefes alamıyorum sözleri siyahilerin ABD'deki 400 yıllık tarihine özetliyordu. Polisin boynuna 9 dakika bastırdığı 46 yaşındaki siyahi hayatını kaybetti. Hafızalardan silinmeyecek o görüntülerden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde kıyamet koptu. Yüz binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri başkent Washington dahil birçok şehirde hayatı felce uğrattı. Siyahi öfke zaman zaman şiddet ve yağma olaylarına dönüştü. TRT Haber ekibi 2020 yılının Haziran ayında Washington'da yaşanan olayları en yakın noktadan Türkiye ve dünyaya aktardı. Beyaz Saray'a bir blok ötede protesto gösterisi şiddet eylemine dönüştü. Yağma olayları başkent Washington'a da sıçramış durumda. Beyaz Saray'a çok yakın noktadaki mağazalar, iş yerleri göstericilerin hedefi oldu. Olayların yaşandığı ana caddeye siyahilerin hayatı değerlidir meydana adı verildi. Beyaz Saray'ın önündeki dev bariyer Amerikan protesto tarihinin en büyük sembollerinden biri olmaya aday. Pankartlarda öfke, serzeniş, umut ve beklentiler var. Aşırıcılık yanlısı Antifa grubunun da katıldığı protestolar 3 ay aralıklarla devam etti. Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin 2021'deki duruşmada 22,5 yıl hapse mahkum edildi. Birleşik Devletler'de 2020 yılında siyahi ve sivil haklar protestolarıyla başlayan gösterilerde heykel yıkma eylemleri de yaşandı. Beyaz Saray'ın önünde duran Birleşik Devletler'in 7. Başkanı ve köle sahibi Andrew Jackson heykeli yıkılmaya çalışıldı. Ülke çapında köleci konfedere devletlerin general ve devlet adamlarının heykelleri birer birer kaldırıldı. Protestolar sonucu Amerika Birleşik Devletleri tarihiyle bir kez daha yüzleşti. Ülke genelinde köleci konfedere devletlerin general ve devlet adamlarının heykelleri kaldırıldı. ABD bu protestolar sonucu tarihiyle bir kez daha yüzleşti. Sonuçta bir siyahinin gözaltına alınırken ölmesiyle başlayan olaylar ABD tarihinde önemli bir iz bıraktı. Efendim bir süredir ekranlarınızın altında son dakika bilgisi olarak paylaştığımız gelişmeyi aktaralım. Bir kez daha sesli olarak ifade edelim. Terörle mücadele devam ediyor. Her alanda devam ediyor. Hudutlarda da sürüyor sevgili seyirciler terörle mücadelemiz. Ülkemizden Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 16 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan oldukça dikkat çekici, çarpıcı bir detay 8'inin FETÖ, 3'ünün PKK ve ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Terör örgütleriyle topyekün mücadelesi Türkiye'nin devam ediyor. Hudut birliklerimiz de bu mücadeleyi sürdürüyor elbette sevgili seyirciler. Bu mücadele kapsamında ülkemizden Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 3'ünün PKK ve ikisinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları böyle sevgili seyirciler. Terörle mücadelenin her alanda kesintisiz ve kararlılıkla devam ettiğini belirtiyoruz. Operasyonlarla benzer operasyonlara, benzer terörle mücadeleye katkı noktasında hudut birliklerimizin de operasyonlarını sürdürdüğünü söyleyelim. Son operasyonda da Suriye ve Yunanistan sınırında 16 kişi terörle mücadele kapsamında yakalandı sevgili seyirciler. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne yönelik eleştirilere bir kez daha cevap verdi. Nereye kadar İstanbul'a hizmetten geri duracaksınız diye sordu. Bakan Kurum, fahiş kira artışlarına karşı da bakanlıklarla ortak çalışma yürütüldüğünü söyledi.
İstanbul'daki aslında en özel projemiz Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak. Pazar günü 145.300 fidanımızı milletimizin coşkusuyla birlikte inşallah toprakla buluşturacağız. Birileri de tabii bu dev esere de işte dur, olmaz, yapılamaz diyor. Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi yapılmasına yönelik eleştirilere bir kez daha tepki gösterdi. Eleştirilere cevap verdi. Bir de kalkmışlar yeşil ceket giymekle çevreci olunmaz demişler. Bizim ceketimiz yeşil. Biz emin olun ekibimizle çevremiz ve doğamız için ne yapılması gerekiyorsa kararlılıkla yapıyoruz. Yemyeşil dikey bahçeleri harap edenler mi bize çevrecilik dersi verecekler? Haliç'i, o güzelim Haliç'imizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın temizlediği Haliç'i kaderine terk edenler mi bize ahkam kesecek? Nereye kadar İstanbul'a, İstanbulluya hizmetten geri duracaksınız? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Güngören'de Şişecam konutları temel atma törenine katıldı. Program sonrası kiralardaki fahiş fiyat artışı ile ilgili bakanlıklarla ortak çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Ortak bir çalışma kuruyoruz, yürütüyoruz ve bu yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz, bu noktada gerek kira artışlarının bedelleri oranları noktasındaki düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki yapılacak düzenlemeyi de milletimizle paylaşacaktır. Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Para Politikası Kurulu yarın yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu yarın toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda yılın 5. faiz kararı verilecek. Karar saat 14'te açıklanacak. Merkez Bankası bu yılın ilk 4 toplantısında faizi sabit bıraktı. Ekonomistler bankanın bu toplantıda da %14 olan politika faizini değiştirmesini öngörmüyor. Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek. Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 23 Haziran'da yapacak. Hükümet çiftçiye desteğini sürdürüyor. İlk 4 ayda tarım ve hayvancılığa 9 milyar 935 milyon lira kaynak sağlandı. Bu yıl içinde tarımsal desteklere yaklaşık 29 milyar lira kaynak ayrılması bekleniyor. Hayvancılıktan bitkisel üretime, mazottan gübreye, çiftçilere verilen destekler artarak devam ediyor. 2022 yılı için 25,8 milyar lira olarak belirlenen tarımsal destek bütçesine hububat üreticilerine ödenmek üzere 3,2 milyar ek ve girdi desteği ilave ederek 29 milyar liraya çıkardık. Son 5 yılda çiftçilere yaklaşık 90 milyar lira tutarında tarımsal destek ödemesi yapıldı. Bu yıl 29 milyar liraya çıkarılan tarımsal destek bütçesinin 15 milyar lirası bitkisel üretime verilecek. Desteklerin %50'si mazot ve gübre için. Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan ayı bütçe verilerine göre çiftçilere 4 ayda toplam 9 milyar 935 milyon lira tarımsal destek sağlandı. Yaklaşık 3 milyar 130 milyon lira mazot, 1 milyar 858 milyon lira gübre desteği verildi. Buzağı yetiştiricilerine yapılan ödeme 1 milyar 183 milyon lirayı buldu. Fındık üreticileri 844 milyon lira, yem bitkileri üreticileri 852 milyon lira destek aldı. Destek süt üretiminde 711, buğdayda ise 691 milyon lira oldu. Bu yıl ayrıca 9 milyar 800 milyon dolar faiz desteği öngörülüyor. Buğday, ayçiçeği, mısır, mercimek gibi stratejik ürünlere ise daha fazla destek verilecek.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu projesine 2 günde 31 bin kişi müracaat etti. 225 kişinin başvurusu da kabul edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvuru yapmaya davet etti. Türkiye uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yer alacak dedi. Başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin ve ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu anda 225. Dolayısıyla ben bu ilginin artarak devam edeceğine inanıyorum. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu projesine ilgi büyük. Başvuruların yapıldığı uzaya.gov.tr adresini 48 saatte 4 milyon kişi ziyaret etti. Şartları tutan 225 kişinin kaydı alındı. Tüm Türkiye'ye tekrar bir çağrıda bulunuyorum. Şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzay yolculuğu hayali olanlara bu sözlerle çağrı yaptı. Aranan kriterlere gelince, 45 yaşından küçük, iyi derecede İngilizce bilen, 43 ile 110 kilogram arasında olan, herhangi bir hastalığı bulunmayan adaylar başvuru yapabiliyor. Adayların temel bilimler alanında lisans diplomasına sahip olması da şartlar arasında. Seçilecek bir Türk vatandaşını 2023 yılında bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Böylece Türkiye uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerini almış olacak. İlk Türk uzay yolcusu olmak için başvuru süresi 23 Haziran saat 20.23'te sona erecek. Seçilecek iki kişiden biri sıkı eğitimlerin ardından ilk Türk uzay yolcusu olacak. Bina kimlik sertifikası uygulamasında yeni döneme geçiliyor. Sertifika alan binalar 5'er yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenecek. Böylece kolon, kiriş kesme, yeni bölüm ekleme gibi müdahaleler tarihe karışacak. Binalarda kolon kiriş kesimi engellenecek. Projeye aykırı eklemelerin yapılmasının önüne geçilecek. Bina kimlik sertifikası alan yapılar 5 yılda bir denetlenecek. Geçen yıl hayata geçirilen bina kimlik belgesi uygulaması yeni düzenlemeyle daha işlevsel hale getirilecek. Kimlik sertifikası verilen binaların 5 yılda bir denetlenmesi sağlanacak. Denetim sonrası binaya asılan belgede bina projesinden kat planlarına kadar yapıyla ilgili tüm teknik ve detay bilgiler yer alıyor. Sertifika sayesinde deprem, yangın ve sel gibi afet durumlarında binanın teknik bilgilerine yetkililer daha kolay ulaşabilecek. Düzenlemeyle binalara sonradan projeye aykırı ek yapılamayacağı gibi kolon ve kiriş kesme gibi uygulamalar da önlenecek. Denetimler bakanlıkça belirlenen yapı denetim firmalarınca yapılacak. Denetime engel olanlara idari para cezası verilecek. Denetimi uygun yapmayan şirketler de yapı sahibine karşı sorumlu olacak. Koronavirüs salgını henüz tam olarak atlatılamadan dünyayı yeni bir endişe sardı sevgili seyirciler. Maymun çiçeği virüsü. Peki yeni bir pandemiye yol açar mı bu virüs? Türkiye'de tespit edilen bir vaka var mı? Maymun çiçeği vakası var mı? İşte tüm bu sorular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu. Yanıtlar da haberde. Farklı kıtalarda görüldü. Ülkeden ülkeye yayıldı. Maymun çiçeği virüsü yeni salgın endişesine yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de maymun çiçeği vakasına rastlanmadığını açıkladı. Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde daha görülen bir vaka olmadı. Zaten olduğunda bunu açıklamış ve bildirmiş oluruz. Ve maymun çiçeği hastalığı bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonuyla bulaşmadığını, daha çok salgı ve yakın temasla bulaştığını biliyoruz. O nedenle bu konuda gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Vatandaşımız müşteri olsun. Sağlık Bakanı tedirginliğe gerek yok dedi. Uzmanlar da hastalık nedeniyle hayatını kaybeden olmadığını hatırlatıyor.
Öldürücülük oranı %1 civarında, genel daha düşük daha doğrusu. O açıdan iyi, fakat çocuklar ve bazı sorunlu zayıf, bağışıklığı zayıflamış kişiler ağır enfeksiyon açısından daha büyük risk altında. Peki aşı ve ilaçla maymun çiçeği hastalığından korunmak mümkün mü? Şu anda büyük avantajlardan bir tanesi hem aşının, bir var olan çiçek aşısının buna karşı koruyucu olması, gerektiğinde bu devreye sokulabilir. Artı yine ilacının olması, etkili bir ilacının da bulunması can kayıpları açısından çok daha avantajlı bir durumda olduğumuzu gösteriyor COVID'e kıyasla. Sevgili seyirciler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili biliyorsunuz Türkiye ile görüşmeler başladı. Ankara'da gerçekleşti görüşme. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulunuyor. İzliyoruz. Aslında ortaya çıkan yeni güvenlik ortamını ve kendilerinin NATO'ya üye olma başvurularını ve bu bağlamda da Türkiye'nin gündeme getirdiği, Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği güvenlik kaygılarını ve beklentilerini etraflı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Kendilerine verdiğimiz mesajları şöyle özetleyebilirim arkadaşlar. Öncelikle NATO bir güvenlik ittifakıdır. Bir ekonomik işbirliği örgütü ya da başka bir odağı olan bir örgüt değildir. Merkezinde, temelinde güvenliğin olduğu bir ittifaktır. Dolayısıyla bu ittifakın en temel konusu üyelerinin güvenlik kaygılarının eşit ve adil bir şekilde karşılanmasıdır. Bu anlamda NATO'ya üye olacak başka ülkelerin de mutlaka mevcut olan üye ülkelerin güvenlik kaygılarını giderecek, bunları dikkate alacak ve bu kaygıları, endişeleri ortadan kaldıracak, bu ülkelerden kaynaklı terör tehditlerini bertaraf edecek adımları ivedilikle atmaları olduğunu ifade ettik. Tabii ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu bu ülkelerin güvenlik konsepti tarihinde de önemli bir dönüm noktasına tekabül ediyor. Zira özellikle İsveç bağlamında düşünürseniz yaklaşık 200 yıldır tarafsız olmayı benimsemiş ve diğer ittifaklara katılmamayı tercih etmiş bir ülkenin şimdi Ukrayna Savaşı sonrasında NATO'ya üye olması da bu ülkelerin tarihi açısından da NATO'nun tarihi açısından da önemli bir kırılma noktasıdır. Bizim NATO'nun 1952'den beri en önemli müttefiklerinden, üyelerinden birisi olduğumuzda aşikar bir gerçektir. Yaklaşık 70 yıldır Türkiye bu ittifakın içerisinde, ittifakın temel ilke ve prensipleri çerçevesinde ittifaka çok ciddi katkılar sunmuş ve ittifakın bugüne kadar gelmesinde de çok önemli roller oynamıştır. Bildiğiniz gibi Türkiye bu 70 yıllık süre boyunca da dünyanın değişik bölgelerindeki NATO misyonlarına katılmak suretiyle de bu konuda üzerine düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirmiştir. Tabii terörün farklı yüzleri, biçimleri, şekilleri ve dönüşüm geçirerek karşımıza çıkan çehrelerine karşı da bizim kararlılıkla mücadele etmemiz NATO konseptinin de en temel ilkelerinden birisini teşkil etmektedir. Türkiye özeline gelecek olursak Türkiye'nin güvenlik kaygıları özellikle Türkiye'ye karşı terörist mücadele sürdürmekte olan PKK, PYD, YPG, DHKPC ve FETÖ'nün özellikle Avrupa ülkelerinde bazı NATO üyesi ülkelerde ve şu anda gündemimizde olan Finlandiya ve İsveç'teki mevcudiyetiyle ilgilidir. Biz muhataplarımıza PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir farkın olmadığını, bunlar arasında yapılan ayrımların bizim açımızdan hiçbir anlamının ve karşılığının olmadığını açık ve net bir şekilde ifade ettik. Yakın bir döneme kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın pek çok istihbarat örgütlerinin kendi yazılı kayıtlarında, raporlarında, değerlendirmelerinde PYD ve YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu açıkça ifade edilmekteydi. Bizim açımızdan burada herhangi bir değişiklik zaten söz konusu değildir. PKK'nın Avrupa'ya gittiğinde yahut Suriye'ye gittiğinde PYD, YPG, SDG, SDF gibi isimler altında kendini yeniden tanımlamaya çalışmasının bizim açımızdan hiçbir geçerliliğinin olmadığını ifade ettik. Aynı şekilde FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimini
gerçekleştiren örgüt olarak 251 insanımızın şehadetine, 1200'den fazla vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan menfur bir terör örgütü olduğunun da altını çizdik. İsveç ve Finlandiya artı diğer Avrupa ülkelerinde FETÖ'nün mevcudiyetine karşı da mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tam bir kararlılık içerisinde sürdüreceğimizi ifade ettik. Beklentilerimiz bu terör örgütlerinin oradaki örgütsel, finansal, propagandaya dönük medyadaki varlığıyla ilgili somut adım atılması konularına odaklandı. Bununla ilgili kurumlarımızın hazırladığı bilgileri, belgeleri muhataplarımızla detaylı bir şekilde paylaştık. Bu bağlamda da özellikle bu iki ülkeden geçtiğimiz 10 yıl içerisinde talep ettiğimiz iade talepleri konusunu da gündeme getirdik. Bildiğiniz gibi bizim bugüne kadar İsveç'ten 28, Finlandiya'dan 12 iade talebimiz oldu. Fakat maalesef bugüne kadar bunların hiçbirisine olumlu bir cevap almadık. Bunların sebeplerini incelediğimizde, dosyaları ve raporları önlerine koyduğumuzda da burada bizi ikna edici hiçbir adli hukuki gerekçenin ortaya konmadığını da gördük. Bu endişelerimizi de muhataplarımızla bugün etraflı bir şekilde paylaştık. Aynı şekilde bu bağlamda Türkiye'ye karşı uygulanan açık ya da kapalı, dar ya da geniş kapsamlı her tür savunma sanayi ile ilgili yaptırımların derhal kaldırılması yönündeki beklentimizi de ifade ettik. Bu arada özellikle Amerika Birleşik Devletleri yöneticilerinin Obama döneminden beri sıkça gündeme getirdiği PKK'nın PYD ve YPG'den ayrı bir örgüt olduğu, PKK'nın terör örgütleri listesinde bulunduğu ama PYD ve YPG'nin terör örgütleri listesinde bulunmadığı, bu yüzden de bu PYD ve YPG yapılanmasına karşı adım atmalarının şu anda yasal olarak mümkün olmadığına dair argümanlarının da bizim açımızdan geçersiz, anlamsız, hükümsüz olduğunu da bir kez daha ifade ettik. Demin ifade ettim. Batılı ülkelerin istihbarat raporlarında dahi PYD'nin, YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğu açıkça yazılmaktaydı. Dahası böyle bir varsayımla hareket edenler için bile şu hatırlatmayı yaptık. Bugün muhataplarımızla da bunu paylaştık. Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası İnsan Hakları Örgütü gibi kuruluşların hazırladığı PYD ve YPG ile ilgili raporlara bakıldığı zaman bu örgütlerin Suriye'nin kuzeyinde kendi kontrolleri altında olan bölgelerde ne tür savaş suçu işlediklerini, kendi vatandaşlarına yani Suriye vatandaşlarına karşı Kürtlere, Türkmenlere, diğer Araplara karşı ne tür suçlar işlediklerini de detaylı bir şekilde anlattık. Bunu zaten biz batılı muhataplarımıza dönem dönem hep dikkatlerine getiriyoruz. Dolayısıyla burada YPG ve PYD'yi aklamak için onları adeta romantize edercesine bu raporların hasıraltı edilmesinin bizim için kabul edilemez olduğunu da açıkça ifade ettik. Özetle bütün bu konularda bir zihniyet değişikliğine, bir paradigma değişikliğine ihtiyaç olduğunun da altını güçlü bir şekilde çizdik. Ez cümle, Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvim çerçevesinde karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı çok net bir şekilde ifade ettik. Ve bu noktada Cumhurbaşkanımızın bu sürecin başından itibaren yani geçtiğimiz yaklaşık 10-12 günlük süre içerisinde verdiği mesajları ve çizdiği çerçeveyi esas alarak ilgili bütün kurumlarımızla muhataplarımıza bu konudaki beklentilerimizin son derece somut olduğunu ifade ettik. Türkiye için terör, PKK, PYD, YPG, FETÖ, DHKPC gibi terör örgütlerinin uzakta ilgisiz kalabileceğimiz, erteleyebileceğimiz, öteleyebileceğimiz bir terör tehdidi olmadığını, tam tersine bunların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve vatandaşlarına karşı her gün eylem arayışında olan, eylem girişiminde olan terör örgütleri olduğunu ifade ettik. Nitekim bu sabah emniyet güçlerimizin ele geçirdiği bir intihar bombacısının da haberini kendileriyle paylaştık. Bunların durmadığını, her an, her gün bu tür çatışmalar yahut saldırılar için hazırlık içerisinde olduğunu da ifade ettik. Son olarak şunun altını çizdiğimizi de sizinle paylaşmak isterim. 1999 senesinde NATO üyelik süreciyle ilgili bir temel ilkeler, kurallar ve prosedürler manzumesi açıklamış idi.
99 zirvesinde ele alınan bu kararla bundan sonra üyelerin ya da aday ülkelerin nasıl üye olacağına dair bir takım ilkeler, prensipler ve prosedürler belirlendi. Ve 1999 yılından beri de NATO'ya üye olan ülkelerin tamamı bu kurallara, bu prosedürlere tabi olmak suretiyle NATO'ya üye oldular. Bizim beklentimiz ki NATO'nun kendi iç tutarlılığı açısından da olması gereken bu kuralların ve prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanmasıdır. Bunun dışında bir oldu bittiyle aceleye getirerek bir takım süreçlerin atlanması, özellikle de Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanmadığı bir ortamda bir sürecin ilerletilmesinin mümkün olmayacağını tekrar ifade ettik. Muhataplarımız bu konuyla ilgili notlarını aldılar, değerlendirmelerini yaptılar. Şimdi dönüp kendi liderliklerine takdimde bulunacaklar. Bu raporları kendileri arz ettikten sonra bizim onlarla temaslarımız devam edecek ve önümüzdeki günlerde de kendilerinin bizim bu taleplerimize nasıl cevap vereceğine dair cevaplarını aldıktan sonra da biz bu süreci, bu görüşmeleri, istişare ve müzakereleri karşılıklı olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Buyurun. Efendim, anladığımız kadarıyla bir yol haritası çizildi ancak üzerine uzlaşılan bir mutabakat metni yok henüz. Peki size ulaştıklarında nasıl bir takvim çizilecek ve görüşme için bir tarih belirlendi mi? Öte yandan da NATO'nun da dahil olması bekleniyor mu bir sonraki toplantıya? Bu bir ilk toplantı olduğu için biz özellikle işte şu tarihte veya şu ortamda, şu formatta hemen tekrar buluşalım gibi bir konu üzerine odaklanmak yerine temel çerçevenin doğru oturtulması üzerine odaklandık diyebilirim. Tabii ki önümüzdeki günlerde görüşmeler ve istişareler devam edecek ama bu toplantıdan şu anda henüz günü, saati belirlenmiş bir tarih yahut bir müzakere metni çıkmadı. Biz bunu bilerek tercih ettik. Çünkü biz bir kere çerçevenin muhataplarımız tarafından açık ve net bir şekilde anlaşılması için bu müzakereleri yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu mesajı şimdi aldılar. Şimdi kendi başkentlerine dönüp bu değerlendirmeleri liderlerine arz ettikten sonra bize yapacakları geri dönüşe göre biz bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğini kararlaştıracağız. NATO Genel Sekreterinin bu konuda bir önerisi oldu bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanımızın da NATO Genel Sekreteri ile bu çerçevede bir telefon görüşmesi oldu. NATO'dan böyle bir teklif gelirse bunu değerlendiririz. Nasıl bir teklif geleceğine bu bağlı. Haziran ayı sonunda da biliyorsunuz Madrid'de bir NATO Liderler Zirvesi yapılacak. Ama şunu açık söyleyeyim, bizim o zirveye kadar şu konuyu yetiştirelim, bu süreci yetiştirelim gibi bir zaman baskısı altında olmadığımızı ifade etmeliyim. Biz sürecin sağlam bir şekilde ilerlemesini, Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılayacak adımların atılmasına bağlı olarak ilerletilmesini sağlamak yönünde bir kararlılık içerisindeyiz. Türkiye'nin NATO Liderler Zirvesi'ne kadar bir telaşının olmadığını biliyoruz. Siz zaten söylediniz. Ancak karşı tarafın belli ki böyle bir telaşı var. Acaba onların oraya davet edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da şöyle sorayım. NATO Liderler Zirvesi'ne kadar arada bir görüşme daha planlanır mı? Özellikle de bir dahaki görüşmenin düzeyi ne olabilir? Bakanlar mı bir araya gelebilir? Yoksa tekrardan bir telefon görüşmesi mi planlanır tamamen liderler düzeyinde? Teşekkürler. Şu anda bu alternatiflerin hepsi mümkün. Dediğim gibi ilk olarak muhataplarımızın bizim sunduğumuz konuları götürüp başkentlerine takdim ettikten sonra bize yapacakları geri dönüşe bağlı olarak sürecin seyrini birlikte değerlendireceğiz. Biz tabii Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve ve talimatları doğrultusunda da önümüzdeki günlerde bu süreci takip etmeye devam edeceğiz. Bakanlar düzeyinde görüşme olabilir, liderler düzeyinde başka görüşmeler olabilir, NATO zirvesi öncesinde olabilir, zirvede olabilir. Bu önümüzdeki sürecin akışkan ve dinamik olduğunu ifade edebilirim. Biraz süreç artık bundan sonra muhataplarımızın bize geri dönüş yapacağı ne diyelim eylem planı, paketi yahut önerileri çerçevesinde şekillenecek. Buyurun. CNN Türk Televizyonu Arda Erdoğan. Efendim, Türkiye'nin beklentileri noktasında dikkat çekilen bir ifade vardı. O da Türkiye'ye dönük savunma sanayi yaptırımlarının kaldırılmasına dairdi. Siz de kısaca değindiniz ama bir olumlu eğilim var mı karşı taraftan bu noktada? Savunma sanayi ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde bir olumlu tavrı biz gördük bu toplantıda. Tabii
Bu sevindirici bir gelişme. Bu pozitif gündeme dahil edebileceğimiz önemli bir başlık. Biz tabii Cumhurbaşkanımızın geçen olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'nde dile getirdiği bir ilkeyi de burada altını çizerek ifade ettik ve bunu her platformda da tekrar ediyoruz. O da müttefiklerin birbirine ambargo uygulamasını prensip olarak doğru bulmuyoruz. Müttefikler, hele ki NATO ittifakı bir güvenlik ittifakı olarak terör gibi ortak tehditlere karşı kararlı ve azimli bir şekilde mücadele edecekse müttefiklerin birbirine yaptırım uygulaması asla kabul edilemez. Bu ancak ve ancak ittifakı zayıflatır ve bizim düşmanlarımızı sevindirir. Bu ilkeyi biz prensip olarak NATO'daki diğer müttefiklerimizle de paylaşıyoruz. Dolayısıyla hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem diğer bize karşı açık ya da kapalı, örtülü ya da açık ambargo uygulayan, kısıtlama uygulayan, yavaşlatma taktikleri uygulayan müttefiklere ve diğer ülkelere karşı da bunu bir prensip olarak ifade ediyoruz. Bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Buyurun. Efendim, PYD-YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu bir kez daha net bir şekilde ifade ettiğinizi belirttiniz. Taraflar tabii ülkene dönüp liderleriyle görüşecekler ama YPG-PYD'nin terör örgütü olarak tanınması konusunda en azından bir mesaj verdiler mi? Bu konuda bir adım atılacak mı? Teşekkürler. Bize Türkiye'nin bu konudaki güvenlik endişelerini anladıklarını ve bu yönde adım atmak için bir iradenin oluşmaya başladığını ifade ettiler. Ama ben tabii onlar adına bir açıklama yapmayı doğru bulmam. Bundan sonra ne tür somut adımlar atacak birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi biz bilgileriyle, belgeleriyle, görüntüleriyle kendilerine PKK'nın PYD'den, YPG'den farklı bir örgüt olmadığını açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Açıkçası biz Obama döneminde ortaya atılan bu tezin, bu yaklaşımın daha en başından itibaren yanlış bir politika olduğunu da ifade ettik. Yani Amerika yapıyor diye bu hatayı Avrupalıların da yapması gerekmiyor. Daha nesnel, istihbari bilgilere dayalı Türkiye'nin de siyasi beklentilerini ve güvenlik endişelerini karşılayacak şekilde bir terörle mücadele konsepti geliştirmeleri elbette mümkün ve PYD ve YPG'nin bu yapı içerisinde nereye oturduğunu da aslında kendi istihbarat örgütleri de açık bir şekilde biliyorlar. Biz bunları tekrar gündemlerine getirdik. Bundan sonra da gündeme getirmeye devam edeceğiz. Çünkü NATO'nun en önemli müttefiklerinden birisi olarak Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanmadan herhangi bir sürecin ilerlemesi söz konusu değildir. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler, toplantı sonrası İbrahim Kalın'ın açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Sorulara da yanıt verdi. Aslında bu zamana kadar başvuruların ardından, başvurunun netleşmesinin ardından söylenen sözlerin bu toplantıda da muhataplara bir kez daha ifade edildiğini görüyoruz. Açıklamayı izledik. Bu bölümü noktalayalım. Saat başında ana haberle tekrar karşınızda olacağız. Sizi de bekliyoruz. Efendim merhabalar. TRT Haber ekranlarına, ana haber bültenimize hoş geldiniz. Gelişmeleri aktaracağız elbette ana haber bültenimizde. Fakat içimizi yakan o üzücü haberle başlayacağız. Aslında haber dün geldi sevgili seyirciler. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde 5 askerimiz terör örgütü tarafından şehit edildi sevgili seyirciler. Şehitlerimiz bugün Türkiye'nin farklı noktalarında, memleketlerinde toprağa verildi. Şehitlerimiz sevgili seyirciler Celal Tekedereli, Onur Doğan, Abdülkadir Güler, Bircan Kapılay ve Hüseyin Çankaya, gencecik fidanlarımız terör örgütü tarafından şehit edildi. Az önce de ifade ettim, aslında bu üzücü haber, yüreğimizi yakan bu haber dün geldi Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nden. Bugün de Türkiye şehitlerini uğurladı. Kahraman askerlerimiz memleketlerinde törenlerle toprağa verildi. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde teröristlerin hain saldırısında şehit düşen 5 kahraman asker için önce Hakkari'de sonra memleketlerinde törenler yapıldı. Türkiye 5 kahraman askerini toprağa verdi. Hakkari'deki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar katıldı. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı. Şehit uzman çavuş Bircan Kapılay 25 yaşındaydı. Memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde tören düzenlendi. Ailesi, yakınları ve silah arkadaşları şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Şehidin naaşı törenin ardından İskenderun şehitliğinde toprağa verildi. Ölmez, 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 ölmez.
Şehit Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için de memleketi Malatya'da tören yapıldı. Ailesi, mülki ve askeri erkan şehir mezarlığında bir araya geldi. 25 yaşında şehit düşen Tekedereli'nin cenazesi şehitliğe defnedildi. Şehit uzman çavuş Onur Doğan için Ankara Etimesgut 11. Hava Ana Üst Komutanlığı'nda karşılama töreni düzenlendi. Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanlar da hazır bulundu. Bakan Akar, şehidin ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı diledi. 24 yaşındaki şehit asker için bir törende Kızılcahamam ilçesinde yapıldı. Şehit uzman çavuş Doğan'ın cenazesi Berçin Çatak mahallesinde toprağa verildi. Teğmen Abdülkadir Güler, 28 yaşında şehit düşen Güler için Antalya Akdeniz Üniversitesi Camii'nde tören yapıldı. Şehit Teğmen, törenin ardından Antalya Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Uzman çavuş Hüseyin Cankaya için de memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin naaşı törenin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. 28 yaşındaki şehit asker 3 ay önce nişanlanmıştı. Elbette şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak sevgili seyirciler. Askerlerimizi şehit eden teröristler bir mağarada sıkıştırıldı. Çatışma yaşandı. Sınır hattına gitti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hemen. Pençekilit operasyonundaki son durumu da paylaştı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini söyledi. Irak ve Suriye'deki son operasyonlarda da 10 terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurt içinde yürütülen operasyonlardaysa biri yeşil, diğeri gri listede aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bunların elemançları dahil başta olmak üzere hepsinin telaş içinde olduğu, panik içinde olduğu, büyük bir endişe içinde olduğunu görüyoruz. Artan bir şiddet ve artan bir tempoda taarruzi ruhla bu operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattında yaptı bu açıklamayı. Pençekilit operasyonunu yerinde takip eden Akar, operasyonla ilgili son bilgileri paylaştı. Bu yoğun mücadele çerçevesinde esir getirilen terörist sayısı 100'ü aştı. Ve tabii bunlar bilinenler. 5 askerin şehit edildiği bölgede operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen devam ediyor. Teröristlerin saklandığı alanlara tek tek giren komandolar, çok sayıda mühimmat, araç gereç ele geçirdi. Mağaralarda İsveç yapımı AT-4 tank savar, televizyonlar, uydu alıcıları, ısıtıcılar, jeneratörler ve yaşam malzemeleri de bulundu. Odalara bölünen mağaralardan birinin çok katlı olduğu, merdivenle alt katlara erişimin sağlandığı belirlendi. Bu mağaranın örgütün sözde yöneticileri tarafından kullanıldığı değerlendiriliyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden diğer operasyonlarda da saldırı hazırlığı yapan 10 terörist daha etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de teröristlerle mücadele sürüyor. Eren Abluka 12 operasyonu kapsamında Osmaniye kırsalında çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Mehmetçiğin Amanoslar'da yürüttüğü operasyon kapsamında örgütün sözde üst düzey yöneticiler arasında olduğu tespit edilen iki terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan ve sözde Amanos sahası üst düzey sorumlusu olarak faaliyet yürüten Hakim Bedri olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen diğer terörist Beraat Bozdemir ise gri kategoride aranıyordu. Afrin'de üzerinde patlayıcı düzeneğiyle yakalanan iki kadın teröristten birinin ifadesine TRT Haber ulaştı. Kuryelik yapacağını sanan teröristin üzerindeki bombadan habersiz olduğu ortaya çıktı. Kadın teröristin üzerindeki düzenek patlamak üzereyken yakalandığı ve büyük bir facianın önüne geçildiği belirtildi. Terör örgütünün hain emelleri için kuryelik yapacağını zannediyordu. Oysa ki kendisi de hedefti. Büyük facia son anda önlendi. Suriye'de geçtiğimiz hafta PKK-YPG'li iki kadın terörist Münbiş'ten Afrin'e geldikleri esnada üzerlerinde patlayıcı düzeneğiyle yakalanmıştı. Teröristlerin ilk ifadesine TRT Haber ulaştı. Üzerinde canlı bomba yeleğiyle yakalanan Müne El Savaş kendisine verilen görevin yalnızca yeleği taşımak olduğunu söyledi.
bana bomba yüklü bir yeleği Afrin'deki gizli hücre yapılanmasına teslim edeceğim söylendi. Bunu yapmam karşılığında $1,500 vereceklerdi. Bana sen kadınsın, yolda yerel polisler seni aramaz dediler. Para için kabul ettim. Afrin'e gittiğinde bizi telefonla ara, sana milisleri göndereceğiz dediler. Canlı bomba yeleğindeki iki ateşleme düzeneğinden biri Munaez Savaş'ın elindeydi. Diğeri ise cep telefonu sistemiyle Afrin'deki teröristlerin kontrolünde. Ancak iddiasına göre cep telefonuyla Afrin'e bağlanan ikinci ateşleme sisteminden haberi yoktu. Kadın terörist, Afrin'in Eşrefiye mahallesine gittiğinde telefonla Afrin'deki teröristleri arayacağı esnada yakalandı. Görevinin canlı bomba yeleğini Afrin'deki teröristlere teslim etmek olduğunu sanan Munaez Savaş, eğer Afrin'e telefon etseydi hem kendisi hem de çevresindeki sivilleri havaya uçuracaktı. Teröristi, Münbiç yolundan gelişinden itibaren takibe alan istihbarat birimlerinin dikkati bir faciayı önledi. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de terörle mücadele mesajı geldi. Teröristlerin döktüğü kanın yerde kalmayacağını vurguladı. Teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecek dedi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Bahçeli, terörle huzur arasında saklanacak üçüncü bir alanın kalmadığını söyledi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Teröristlerin döktükleri kanın yerde kalmayacağını vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'ye silah çekenlerin sonlarını hazırladıklarını söyledi. Terörle mücadele, haklı, hukuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe, durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir. Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Pençe Kilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi. Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir. Sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekün düşmanıdır. Düşmana merhametse mazlumlara ihanettir. MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelede sonuca yakın olduğuna dikkat çekti. Kenetlenmiş milli varlığımız her saldırıyı bertaraf edecek ifadesini kullandı. Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki terörle huzur arasında, cani ile şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır. NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasındaki görüşme sona erdi sevgili seyirciler. Yaklaşık 5 saat sürdü. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameraların karşısındaydı. Çok kısa süre önce canlı olarak da ekranlarınıza taşıdık. Açıklamalarda bulundu. Biz de şimdi o açıklamaların detaylarını alarak devam edeceğiz ana habere. Mustafa Seçen karşımızda olacak. Mustafa, aslında liderler düzeyinde telefon trafiği yaşanmıştı daha önce ama bugün Ankara'da yüz yüze bir temas sağlandı. Heyetler görüştü. Ardından İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. Neler söyledi bir kez daha hatırlayalım senin vesilenle. Teknik heyetler ilk kez masaya oturdu Zeynep Bulut Şenel ve hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kürsüdeydi ve önemli mesajlar verdi. Şu cümlesiyle başladı toplantıya. Türkiye'nin güvenlik kaygıları var dedi ve PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin mensuplarının özellikle NATO ülkelerinde İsveç ve Finlandiya'da yoğun şekilde yer aldığına dikkat çekti ve PKK'nın PYD'nin PKK'dan hiçbir farkının olmadığını da vurguladı. Yine PKK'nın Avrupa'ya gittiğinde PYD, YPG, SDG gibi yeni isimlerle kendini yeniden tanımlamasının hiçbir farkı olmadığını da bu anlamda ifade ettim. Ve bununla ilgili de ilgili dosyaları muhataplarımızla paylaştık cümlesi de önemliydi Sözcü İbrahim Kalın'ın. Diğer yandan İsveç'ten 28, Finlandiya'dan 12 iade talebimiz oldu ama buna
hiçbirine olumlu cevap alamadık dedi sözcü İbrahim Kalın ve bizi de hukuki gerekçelerle ikna edici bir tavrın da ortaya konulmadığına özellikle de dikkat çekti ve tabii ki savunma sanayi de gündemdeydi. Savunma sanayi ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılmasına dönük beklentilerimizi ifade ettik dedi ve önemli bir şey söyledi. Bu yaptırımların kaldırılmasına dönük olumlu tavrı bugünkü toplantımızda gördük cümlesinde sarf etti sözcü İbrahim Kalın. Ve yine tabii ki PYD'nin kendini Suriye'deki PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin ne tür savaş suçu işlediklerini bizzat muhataplarına orada iletildiğini de söyledi. Özetle dedi sözcü İbrahim Kalın bu konularda zihniyet değişikliği gerektiğinin altını güçlü şekilde çizdik dedi ve üstüne basa basa Türkiye'nin güvenlik kaygıları var dedi ve bu somut adımlarla karşılanmadığı takdirde sürecin ilerlemeyeceğini net şekilde ifade ettik cümlesini kullandı. Bu toplantılarında daha sonra yine teknik heyetlerin toplantılarının görüşmelerine devam edileceğini de söyledi. Sözcü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar bunlardı demek mümkün Zeynep Bulut Şener. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi. NATO'ya üye olmak istiyorlarsa öncelikle PKK terör örgütünü topraklarından çıkarmalılar dedi. Kendilerini korumak için NATO'ya üye olmak istiyorlarsa öncelikli olarak kendilerini kullanan PKK'ya karşı gerekli tepkiyi göstermeli ve terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu vardı gündeminde. Milli menfaatlerimiz vurgusu yaptı. Önce terör örgütleriyle bağlantılarını kesmeliler dedi. Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için iyi niyet bekleyenlerin ilk önce kendi niyetlerini sorgulamaları gerekiyor. Bu kararın milli menfaatlerimiz gözetilerek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Terörle mücadele operasyonlarına da değindi. Pençe Kilit operasyonunda şehit olan 5 asker için başsağlığı diledi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Allah'tan yaralı evlatlarımıza şifalar niyaz ediyorum. Allah milletimizin güvenliği ve esenliği için göğsünü siper eden tüm Mehmetçiklerimizi her türlü kötülükten, musibetten saklasın, korusun. Türkiye'den İsrail'e 15 yıl aradan sonra ilk ziyaret gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'de mevkidaşı Yair Lapid'le bir araya geldi. Çavuşoğlu, ilişkilerimize yeniden enerji kazandırma konusunda hemfikiriz dedi. Filistin-İsrail meselesine de değindi. Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümü desteklediğini söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Lapid de ilişkilerde yeni bir faslın açıldığını ifade etti. Kudüs'le ilgili, Harem-i Şerif'le ilgili hassasiyetlerimizi paylaştık. Türkiye, diyaloğa yönelik olarak çabalara katkıda bulunma yönünde sorumluluk almaya hazırdır. Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'in ardından İsrail'e geçti. Ankara-Tel Aviv ilişkileri, bölgesel konular ve İsrail-Filistin meselesi. Hepsi masadaydı. Çözüm önerisini bir kez daha dile getirdi. Birleşmiş Milletler parametreleri içerisinde iki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek yol olduğuna inanıyoruz. Çavuşoğlu önce Batı Kudüs'teki Yad Vashem Holocaust Anıt ve Müzesi'ni ziyaret etti. Daha sonra İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmelerin samimi bir ortamda geçtiğini söyledi. Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeniden enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaların toplantılarını yeniden oluşturmaya ve sivil havacılıkla görüşmeleri yeniden başlatma konusunda hemfikir olduk. İsrail'le ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiğini belirtti. Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak birbirlerinin en çok ticaret yaptığı 10 ülke arasında. Yaşadığımız zorluklara rağmen, Covid gibi ve geçmişteki farklılıklarımıza rağmen ticaret hacmimiz sürekli olarak artmıştır. Geçen sene iki taraflı ticaret hacmimiz 8 milyar dolara aşmıştır.
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid de her zaman diyaloğu ve işbirliğine nasıl geri döneceğimizi bildik. Uzun geçmişe sahip milletler her zaman bir faslı kapatıp yeni bir faslı açmayı bilirler. Burada yaptığımız bu dedi. Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov ve İsrail Bölgesel Kalkınma Bakanı Esafi Frej'le de görüştü. Ardından Çavuşoğlu, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü kaza yaptı. Kaza yerinden ayrılmak isteyen diğer sürücüye sinirlenerek eline aldığı taşla aracına defalarca vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuracaklarını söyledi. Avukat Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik ifadelerini yargıya taşıyacaklarını belirtti. Hüseyin Aydın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacak ifadelerini kullandı. Kesinleşen davalar nedeniyle CHP liderinden tahsil edilen manevi tazminatları da hatırlattı. Avukat Aydın, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu tazminatlardan 150 bin lira Kılıçdaroğlu'nun haksız ithamlarla hedef aldığı vakıflara bağışlanmıştır dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik iddialarına tepkiler ard arda geliyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını milletine adamış bir lider olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da iftira, yalan ve çarpıtma siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır ifadelerini kullandı. Biz Türkiye olarak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanının hayatını milletine adayan bir lider olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanımız her vesileyle kefenini giyerek siyaset yoluna çıktığını ifade ve ispat eden, ülkesine kalbi duygularla bağlı, hayatını milletine adamış bir liderdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaçmak fiiliyle yan yana konulabilecek ülkedeki son kişidir. Seçim kampanyasına malzeme arayanlar, ülkemize katkısı olacak başka konular seçmeli. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiçbir mücadeleden kaçmadığını vurguladı. Bozdağ, iftira, yalan ve çarpıtma siyaset yapma değildir, ahlaksızlıktır dedi. İftira, yalan ve çarpıtma üzerine siyasetini bina edenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmeyi başaramadığını söyleyerek yine başaramayacaklar, yine kaybedecekler ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepkisini TRT Haber yayınında anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yasalara göre kurulmuş, faaliyet gösteren vakıflar, derneklerden bahsediyor. Bu yapılardan en çok rahatsız olanlar Fethullahçı terör örgütünün uzantılarıdır. Kılıçdaroğlu'nun aynı söylem ve aynı doğrultuda ve aynı boyutta neden ve kim adına rahatsız olduğunu ciddi bir şekilde sorgulanması gerekiyor. CHP mutfağında olan birileri CHP yönetimini de belki bypass ederek doğrudan Kılıçdaroğlu'na bunları gizli, çok önemli, illegal bir takım belgelermiş gibi veriyor. O da her seferinde açıklıyor. Ondan sonra duvara tosluyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini itham eden, bürokratları tehditleriyle hedef alan, nefret söylemiyle toplumu bölen bu siyasi üslubu milletimiz hak etmiyor dedi. Üslubu beyan aynı ile insan ifadelerini kullandı. TRT Haber'e konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Kılıçdaroğlu'nun yalan, iftira ve algı operasyonlarıyla siyaseti şekillendirmeye çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı ve ismi geçen diğer sivil toplum kuruluşlarının iddialarla ilgili hukuki mücadeleyi başlatacağını belirtti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'nin bağımsız adımlar attıkça engelleme girişimiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Hem uluslararası medya kuruluşlarını hem de muhalefeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da sert tepki gösterdi Altun. Sömürgecilerin ve terör örgütlerinin gücü Cumhurbaşkanımıza yetmez dedi. Sömürgecilerin ve onların yerli işbirlikçilerinin terör örgütlerinin gücü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yetmez.
Sert sözlerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkındaki iddialara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ülke için aşkla çalışmaya, aşkla koşmaya devam edecektir. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Afrika Medya Zirvesi'nde kürsüdeydi. Bölgeyle güçlü ilişkilerin Türkiye'nin dış politikasından kaynaklandığını söyledi. Geride bıraktığımız 20 yılda Türkiye'nin Afrika'da güçlü bir aktör olduğu herkesin malumudur. Elbette Türkiye'nin kendisini Afrika devletleriyle gerçek anlamda ortak olarak görebilmesi, bu hislerimizin Afrikalı dost ve muhataplarımızdan karşılık bulması, tarihimizde sömürgecilik lekesinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Milletimizin sicili temizdir, ameli salihtir. Biz bu samimiyet ve iyi niyetin yansımalarını da her alanda görüyoruz. Altun'un gündeminde uluslararası alanda Türkiye'ye yönelik dezenformasyon politikaları da vardı. Ne yazık ki bugün Türkiye'de dünya yüzeyinde sistematik yalan ve dezenformasyona en fazla maruz kalan ülke konumundadır. Bunun nedeni Türkiye'nin son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiği kalkınma devrimi ve atılımdır. Türkiye artık dışarıdan yönlendirilen, dış güçlerden, batıdan emir alan bir ülke değildir. Türkiye, dış politika ve ekonomi başta olmak üzere bütün alanlarda kendi ad ve hesabına hareket eden bir ülkedir. Fahrettin Altun, terör örgütlerine hem devletler hem de küresel şirketler tarafından verilen desteği de hatırlattı. Uluslararası medya şirketlerine seslendi, terör örgütlerine zemin sağlamaktan vazgeçin dedi. Merkezi Amerika'da olan 3-5 şirket, dünyanın dört bir yanındaki insanlara bir takım kurallar, kaideler, kriterler dayatabiliyor. Terörle bazı ülkeleri, batı dışı dünyayı tehdit etmeye çalışanlar, sosyal medya şirketleri aracılığıyla onlara propaganda imkanı sağlıyorlar. Terör küresel bir sorundur. Terör bir ülkenin sorunu değildir. Terör örgütlerine, DAEŞ'tan PKK'ya, FETÖ'ye, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütlerine payanda olmayın, onlara propaganda imkanı sağlamaktan vazgeçin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Külliyedeki kabulde Anadolu Efes Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve takım antrenörü Ergin Ataman'la oyuncular yer aldı. Yöneticiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takım oyuncularının imzaladığı basketbol topu ve Anadolu Efes forması hediye etti. O anlara ilişkin fotoğraf kareleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Düzce'de muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeminde Suriyeli sığınmacılar vardı. CHP lideri Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi gerektiğini söyledi. Suriyeli kardeşlerimiz, bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine gitmeleri lazım. Onların can ve mal güvenliğini sağlayarak, Suriye ile oturup bir masada konuşarak bütün bu sorunların çözülmesi lazım. Onların evleri, yolları, okulları, kreşleri yapılarak ve bunların yapımı ile ilgili finansmanın da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından karşılanmasıyla bütün bunların hepsi yapılır. Burada asgari ücretin yarısına niye sürünsünler? Kendi ülkelerine bu çerçevede göndereceğiz. Irkçılık yapmayacağız. Onları kendi ülkelerine, onların özgür iradeleriyle göndereceğiz. Koronavirüs salgını henüz atlatılamadan dünyayı maymun çiçeği endişesi sardı. Peki bu virüs yeni bir pandemiye yol açar mı? Türkiye'de tespit edilen maymun çiçeği vakası oldu mu? Cevaplar ana haberde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatları ve kiralarda fahiş artışla ilgili bakanlıklarla ortak bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Güngören Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Kurum, ev sahibini de kiracıyı da mağdur etmeyecek düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Ortak bir çalışma kuruyoruz.
yürütüyoruz ve bu yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz, bu noktada gerek kira artışlarını takibi noktasında, gerek kira artışlarının bedelleri, oranları noktasındaki düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. İnşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki yapılacak düzenlemeyi de milletimizle paylaşacaktır. Vatandaşımız müşteri olsunlar. Biz gerek konut sektörünü, gerek diğer sektörleri tamamen takip ediyoruz. Enflasyon oranı açıklandı, kira artış oranı açıklandı. Bu artış oranı üzerinde bir artış söz konusuysa bununla ilgili hem adli hem hukuki süreci zaten takip ediyoruz. Ne konut sahibini ne de kiracıyı bu noktada mağdur etmeyecek bir düzenleme yapacağız. Ama fırsatçılığa da hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Bina kimlik sertifikası uygulamasında yeni döneme geçiliyor. Sertifika alan binalar 5'er yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenecek. Böylece kolon, kiriş kesme, yeni bölüm ekleme gibi müdahaleler tarihe karışacak. Binalarda kolon kiriş kesime engellenecek. Projeye aykırı eklemelerin yapılmasının önüne geçilecek. Bina kimlik sertifikası alan yapılar 5 yılda bir denetlenecek. Geçen yıl hayata geçirilen bina kimlik belgesi uygulaması yeni düzenlemeyle daha işlevsel hale getirilecek. Kimlik sertifikası verilen binaların 5 yılda bir denetlenmesi sağlanacak. Denetim sonrası binaya asılan belgede bina projesinden kat planlarına kadar yapıyla ilgili tüm teknik ve detay bilgiler yer alıyor. Sertifika sayesinde deprem, yangın ve sel gibi afet durumlarında binanın teknik bilgilerine yetkililer daha kolay ulaşabilecek. Düzenlemeyle binalara sonradan projeye aykırı ek yapılamayacağı gibi kolon ve kiriş kesme gibi uygulamalar da önlenecek. Denetimler bakanlıkça belirlenen yapı denetim firmalarınca yapılacak. Denetime engel olanlara idari para cezası verilecek. Denetimi uygun yapmayan şirketler de yapı sahibine karşı sorumlu olacak. İstanbul'da son dönemin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza atıldı sevgili seyirciler. Polis ekipleri 1 ton 317 kilogram uyuşturucu ele geçirdi ve bir rekora imza attı. Operasyonda İran uyruklu şebeke lideri yakalandı ve çete çökertildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından emniyet teşkilatını tebrik etti. Tek seferde rekor sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. İranlı zehir taciriyle çetesine darbe vuruldu. İstanbul polisi son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Önce çetenin Türkiye'de bulunan İran uyruklu lideri takibe alındı. Çalışmaların ardından operasyon için harekete geçildi. Bahçeli Evler, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Beykoz ve Güngören ilçelerinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aramalarda 1 ton 317 kilogram uyuşturucu madde bulundu. Bu, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarında rekor olarak kayıtlara geçti. Operasyon adreslerinden biri de çoğaltım merkezleriydi. Şüpheliler bu kimyasal maddeleri kullanarak uyuşturucu imal edeceklerdi. Bu operasyonla bunun önüne geçildi. Operasyonla ilgili ilk bilgiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından verdi. Polis teşkilatını ve İstanbul Emniyetini tebrik etti. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklandı. Yakalananlar arasında çete liderinin de olduğu öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. İstanbul Havalimanı'nda da 3 uyuşturucu operasyonu vardı. Gümrük Muhafaza Narkotim ekipleri Burkina Faso ve Brezilya'dan gelen yolcu uçaklarıyla Avustralya'ya gidecek kargo uçağında risk analizi yaptı. Operasyonlarda yaklaşık 58 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Sevgili seyirciler, İstanbul Beylikdüzü'nde bir kaza yaşandı. İki aracın karıştığı ufak hasarlı bir kazaydı. Kazanın ardından araç sürücülerinden biri olay yerinden ayrılmak istedi. Bir tartışma yaşandı. Diğer aracın sürücüsü bu tartışmanın ardından olay yerinden ayrılmak isteyen sürücünün aracının önünü kesti. Ve eline aldığı taşla kapıda aracın camlarına defalarca kez vurdu. Ve o anlarda telefon kamerasına böyle yansıdı.
Önce tehditler savurdu, ardından taşla saldırdı. Aracın kaput ve camlarına defalarca vurdu. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Cadde üzerinde hafif ticari araçla bir cip hasarlı kazaya karıştı. Tartışma yaşanınca hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden ayrılmak istedi. Alkollü olduğu iddia edilen kadın bu duruma çok sinirlendi ve aracın önünü keserek taşla vurmaya başladı. Önce hafif ticari aracın camlarını kırdı, ardındansa kaput ve ön kısmına taşla defalarca vurdu. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü ise karşılık vermedi. Aracına zarar verilen anları uzaktan izledi. Efendim yine İstanbul'dayız. Bu kez olay farklı. Bir köpek saldırısı. Adres İstanbul Gazi Osman Paşa. Bir sağlık merkezinin önünde bekleyen bir kadın var görüyorsunuz. Ve durup durduk yerde iki köpek gelip kadına saldırıyor. Bacağından ısırıyor. Kadın 4 aylık çocuğunu aslında sağlık merkezine kontrol için getiriyor. Dışarıda beklerken iki köpek saldırıyor gördüğünüz üzere. Hemen bölgede bulunan, o noktada bulunanlar yardım etmeye çalışıyor. Fakat bu bölge bölgenin sakinleri sık sık bu tarz olaylar yaşandığını ve gerekli önlemlerin, tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyor. Burcu Gökçe, 4 aylık bebeğini doktor kontrolü için aile sağlığı merkezine götürdü. Bebeği muayene edilirken sağlık merkezinin önündeki merdivenlerde bekliyordu. Bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hanımefendi burada normal telefonuyla konuşurken durduğu yerde aynı benim sizin herkesin durduğu gibi dururken arkasından köpek iki köpek birden gelip bacağına bir anda ısırdılar ve çok kötü bir şekilde dişleri geçti. İki köpek Burcu Gökçe'yi bacağından ısırdı. Onun yardımına çevredekiler koştu. İşe zor geliyoruz. 15 tane köpek toplanıyor. Bunlar zaten grup halindeler böyle. Ben yürüdüm ya saldıracağını düşünemedim. Yani ayağımın altından dolandı ve ısırdı bir şekilde. Yaralanan Burcu Gökçe'ye ilk müdahale aile sağlığı merkezinde yapıldı. Mahalle sakinleri saldırgan sokak köpekleriyle ilgili önlem alınmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri şokta. Texas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19'u çocuk 21 kişi hayatını kaybetti. 18 yaşındaki saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Efendim koronavirüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi bir noktadayız. Vaka sayıları ciddi oranda düştü. Artık salgından kurtuluyoruz, rahat döneme giriyoruz diye düşünürken maalesef başka bir virüs dünyayı sarsmaya başladı, gündemine oturdu. Maymun çiçeği virüsünden bahsediyoruz. Peki bu virüs yeni bir pandemiye yol açabilir mi? En merak edilen soruların başında geliyor bu. Türkiye'de tespit edilen maymun çiçeği vakası var mı? İşte tüm bu sorular Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu. Bakın Bakan Koca neler söyledi? Farklı kıtalarda görüldü. Ülkeden ülkeye yayıldı. Maymun çiçeği virüsü yeni salgın endişesine yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de maymun çiçeği vakasına rastlanmadığını açıkladı. Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde daha görülen bir vaka olmadı. Zaten olduğunda bunu açıklamış ve bildirmiş oluruz. Ve maymun çiçeği hastalığı bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonuyla bulaşmadığını, daha çok salgı ve yakın temasla bulaştığını biliyoruz. O nedenle bu konuda gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Vatandaşımız müşteri olsun. Sağlık Bakanı tedirginliğe gerek yok dedi. Uzmanlar da hastalık nedeniyle hayatını kaybeden olmadığını hatırlatıyor. Öldürücülük oranı %1 civarında genel daha düşük daha doğrusu. O açıdan iyi fakat çocuklar ve bazı sorunlu zayıf bağışıklığı zayıflamış kişiler ağır enfeksiyon açısından daha büyük risk altında. Peki aşı ve ilaçla maymun çiçeği hastalığından korunmak mümkün mü?
Şu anda büyük avantajlardan bir tanesi hem aşının, bir var olan çiçek aşısının buna karşı koruyucu olması, gerektiğinde bu devreye sokulabilir. Artı yine ilacının olması, etkili bir ilacının da bulunması büyük can kayıpları açısından çok daha avantajlı bir durumda olduğumuzu gösteriyor COVID'e kıyasla. Evet, ülkemizde henüz maymun çiçeği vakası yok. Pandemiye dönüşme ihtimali de düşük gibi görünüyor. Fakat dünyada virüs hızla yayılıyor ve sıklıkla konuşulan bir başlık haline gelmiş durumda. Peki dünyadaki vaka tablosuna bakalım. Afrika kaynaklı maymun çiçeği virüsü bugüne kadar 21 ülkede 250'nin üzerinde kişide tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün de konuyla ilgili bir açıklaması var. İç rahatlatan bir açıklama. Örgüte göre virüs bu aşamada kontrol edilebilir seviyede. Maymun çiçeği virüsü giderek yayılıyor. Bugüne kadar 21 ülkede 250'den fazla kişide tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastalık şu aşamada kontrol edilebilir seviyede. Güney Afrika Ulusal Sağlık Enstitüsü de farklı bir yerde ortaya çıkması dışında virüsün yapısında değişiklik olmadığını belirtti. Koronavirüs kadar bulaşıcı olmadığı ve aşılama kampanyasına gerek duyulmadığı ifade edildi. Ateş, kaşıntı ve döküntülere yol açan hastalığa Fransa'da yakalananların sayısı 5'e çıktı. Fransa hükümeti risk grubunda olanlara çiçek aşısı yaptırmaları tavsiyesini yineledi. Kanada'nın Quebec eyaletinde belirlenen 10 yeni vakayla virüse yakalananların sayısı 15'e çıktı. Finlandiya'da da bir kişide maymun çiçeği virüsüne benzer semptomlar tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kişinin bir Avrupa ülkesinden yeni döndüğü belirtildi. Maymun çiçeği virüsü en son Çekya, Danimarka, Slovenya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tespit edildi. Virüsün Afrika kıtası dışında en çok görüldüğü ülkeler ise İngiltere, İspanya ve Portekiz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Saldırının adresi bu kez Teksas'ta bir ilkokul. Amerikan basını katliamda 19'lu çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 18 yaşındaki saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ilkokul katliamıyla sarsıldı. Teksas eyaletinde Uvalde kentindeki Robb İlkokulu'nda ateş açıldı. ABD basını saldırıda 19'u çocuk, ikisi yetişkin olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Salvador Ramos isimli 18 yaşındaki saldırganın olaya müdahale eden polisler tarafından öldürüldüğü belirtildi. Lise öğrencisi saldırganın olay öncesi büyük annesini de vurduğu açıklandı. ABD Başkanı Biden katliamın ardından ulusa seslendi. Başkan olunca bu konuşmayı yapmamayı ümit ediyordum. Artık yoruldum. Tanrı adına ulus olarak ne zaman silah lobisine karşı duracağız? Şimdi eyleme geçme zamanı. Biden cumartesi gününe kadar bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi. Teksas Uvalde'de Robb İlkokulu'ndaki katliam sonrası Beyaz Saray ve federal kurumlarda bayraklar yarıya indirildi. Birleşik Devletler ilkokul öğrencileri ve öğretmenlerinin yasını tutuyor. Ülkede bireylere silahlanma özgürlüğü tanıyan anayasanın ikinci ek maddesinde düzenleme çağrıları artıyor. Otomatik tüfek satışına sınırlama getirilmesi ve silah satılmadan önce kapsamlı bir güvenlik soruşturması yapılması birçok kişinin ortak isteği. Amerika Birleşik Devletleri'nde bireysel silahlanma, tarihsel ve sosyoekonomik sebepleri olan kronik bir sorun. 330 milyon nüfusu ülkede evlerde yaklaşık 400 milyon silah bulunuyor. Başkan Biden, silahlanmanın durdurulması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını taahhüt etse de Kongre beklenen yasaları çıkarmıyor. Buna silah lobisinin ABD Kongresi üzerindeki etkisinin sebep olduğu belirtiliyor. Türkiye, Amerikan halkının acısını paylaştı. Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı taziye mesajında Amerikan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.
Rusya-Ukrayna savaşında tam 3 ay geride kaldı. Rusya'nın saldırıları Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Ukrayna Başsavcılığı son saldırılarda 4 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna saldırılarında 4. aya girildi. Son günlerde saldırılar Donbas bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Yaklaşık 15 bin sivilin hala Donbas'ta olduğu belirtiliyor. Donetsk ve Luhansk'a yönelik son saldırılarda 14 sivil hayatını kaybetti. 15 kişi yaralandı. Rus ordusu Ukrayna'nın Kiriv Rih bölgesinde bir sanayi tesisini de füzeyle hedef aldı. Zaporijya'ya ise 4 roketli saldırı düzenlendi. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ukrayna Başsavcılığı çocuk kayıplarına ilişkin verileri paylaştı. Son 24 saatte biri Harkiv'de, 3'ü Mariupol'de olmak üzere 4 çocuk yaşamını yitirdi. Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bugüne ise toplam 433 çocuk hayatını kaybetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın kayıplarına ilişkin bilgileri güncelledi. 29.450 Rus askerinin öldüğü, 1305 tank ve 3213 zırhlı aracın imha edildiğini açıkladı. Ukrayna İstihbarat Servisi de yıl sonuna kadar Kırım topraklarının Rus işgalinden kurtarılacağını belirtti. Moskova'dansa sahada demografik yapıyı etkileyecek bir adım geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına geçişini kolaylaştıran kararı imzaladı. Rusya'nın saldırılarında Herson'un tamamıyla Zaporijya'nın bir bölümü Rus ordusunun kontrolüne geçmişti. Herson'un referandumla Rusya'ya katılacağı yönündeki iddialar hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna halkı kendi kaderini kendisi belirleyecek demişti. Efendim, ana haberin sonunda yoğun, gergin, ağır gündemi bir kenara bırakmak istiyoruz. Sıcak görüntülerle veda etmek istiyoruz. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir anne ayı ve 3 yavrusu bölgeye yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Zigana Köyü kırsalındaki anneleriyle oynayan yavru ayıların görüntüsü. Bu video yürekleri ısıttı, içimizi ısıttı efendim. Biz de ana habere bu güzel, iç ısıtan görüntülerle veda etmek istiyoruz efendim. Bu görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz.